Sevgili dostlar, bu aralar en çok bizlere gelen sorular. Abi kış geliyor. Kışın otomobil sektöründe bir düşüş olur mu? Arkadaşlar klasik olarak her sene Eylül ayından sonra Ekim, Kasım, Aralık gibi araçlar bir miktar aşağı yönlü hareket eder. Bazen %10, bazen %20. Çünkü neden? Düğün sezonları bitmiştir, tatil sezonları bitmiştir. Bundan dolayıdır ki insanlar gezemeyecektir, çalışacak ve ikinci elde %10, %20 oranında fiyatlar aşağı yönlü hareket eder idi. Eder idi. Ama bugün artık bu nasıl olur? Zaten fiyatlar çok yüksek. %20 mi olur, %30 mu olur düşüş? Yoksa hiç indirim olmaz. Burada böyle inatlaşmaya, alıcı satıcı inatlaşması çekişir durur mu? Çünkü uzun bir süredir hani ne var? Herkes de şöyle söylüyor. Abi şimdi satana gidiyorsun satan şöyle söylüyor. Abi fiyatlar düşer mi ya diyor. Nasıl düşecek diyor. 1,5 senedir bu arabalar bu yüksekten alındı, yüksekten satıldı. Bakın arkadaşlar, 1 yıldır ya da 1,5 yıldır belli başlı hesaplardan veya toplumsal hareketten almıyoruz kampanyaları yapıldı YouTube mecrasında. Ve buna uyan insanlar oldu. Yani yüksek bir oranda uyan insanlar oldu ama uymayan insanlar da oldu. Neden uymadı bu insanlar? Kimisinin hastası vardı, kimisinin işi gereği ihtiyacı vardı, kimisinin de sırf parası vardı. Ben de alırım yani bekleyemem. Bir sene ne yapacağım? Almıyoruz diye kampanya yapıp araçsız mı kalacağım? Düğünüm var, gezeceğim, tozacağım. Gençliğim elden gidiyor. Zaten yitip giden bir gençlik var. Bu nesile yani araç piyasasında Cumhuriyet tarihinde olmadı. Araç alırdık. Lastiğimiz, tekerimiz asfalta değerdi. Araca değer kaybettirdi. İkinci elde de öyleydi. 100 bin liraya alırdın. 2 ay sonra satmak ise 80 bin lira ederdi. Yok, çizik olsa değeri düşerdi. Hemen aracınız hurda muamelesi görürdü. Ama bugünlerde arkadaşlar mücevher gibi oldu. Hurda araç kalmadı. Hepsi antika oldu. Antika muamelesi görüyor artık. Tüm araçlar. Yani dünyada antika araçların en çok olduğu ülke Türkiye herhalde. Öyle görünüyor. Hatta biz bunu mesela Amerikalı antikacılar, Avrupalı, Almanlar, İtalyanları çağıralım. Çünkü bizim ülkemizde o kadar çok antika araç var ki. Gelsinler bir baksınlar. Antika mı, hurda mı karar versinler. Önce burayı bir girelim. Sonra arkadaşlar kış aylarında dedik bir miktar düşüş olur. %20, %10. Bu sene ne olacak göreceğiz. Ve yakın günlerde herhalde bir haftaya kadar yine faiz oranları açıklanacak. Sabit mi kalacak, düşecek mi? Bakın arkadaşlar buradaki en tehlikeli olay eğer faizler bir miktar yani çok az bir düşüş olursa faizlerde dolar yukarı yönlü hareket eder. 100 bin lira da bizim faydamıza 10 bin lira gibi bir faiz düşüşü olur. Ama fiyat daha da yukarı gider. Yani biz hiçbir şekilde faydalanmış olmaz. Faizlerin düşeceğini bekliyor arkadaşlarımız. Düşerse biz otomobil piyasasının hayrına olacağını bekleyen arkadaşlarımıza buradan söylemiş olayım. Arkadaşlar küçük bir oranda düşerse bu faiz indirimi siz aradaki ya ben biraz az faiz ödedim dersiniz. Fakat çok daha fazlasını aracın zammına ödemiş olursunuz. Onu söyleyeyim. Yani maalesef üzülerek de olsa söyleyeyim. Çünkü dolar anında da kur yukarı yönlü hareket eder. Arkadaşlar bakın. Dolar kuru 10 kuruş bile bu ülkede yukarı yönlü hareket ederse hem sıfır tarafında hem ikinci el tarafında aynı saatte zam yapılır. Aynı saatte hemen arkadaşım dolar arttı haberin yok mu? Peki 60 kuruş 50 kuruş arkadaşlar bak 10 kuruştan bahsetmiyorum. Yaz aylarındayız. Turizm ülkesiyiz. Döviz girişi var ülkemize. Ve kur ne yaptı? Şöyle bir 60-70 kuruş. Hem euroda hem dolarda aşağı yönlü seyretti. Bir kuruş indirim oldu mu arkadaşlar? Hem sıfır tarafını burada göz önüne alın. Hem de ikinci el tarafını. Bir kuruş. Hiçbir... Bırakın arabayı sadece. Bakın. Ticaret yapan insanlarız. Ben ticaret yapıyorum. Gidip ürün aldığım zaman hemen derler ki dolara 10 kuruş zam gelirse hemen güncellerler arkadaşlar. Zam geldi. Bakın dolar üzerinden hesaplama yaparlar. 60 kuruş indirim geldi dolara. Dolar fiyatı düştü. Hiçbir esnaf arkadaşımız ya 60 kuruş ucuzladı.
Abi sen 128 lira verme de 125 lira ver demedi. Bakın düşerse unutun, hiçbir indirim gelmez. 10 kuruş yukarı çıkarsa hemen fiyatlara zam olarak yansır. Maalesef eğer işte bu faiz kararı öyle bir kritik. Yani şu anda otomobil sektörünü işte bu hafta içinde herhalde açıklanacak. Herhalde oradaki bir değişim hareketlendirebilir. Eğer düşerse veya çıkarsa veya sabit kalırsa yine aynı durumda gideriz. Şimdi arkadaşlar, kış aylarına araç piyasası düşer mi düşmez mi? Ben size şöyle bir şey söyleyeyim. İnsanlara para lazım. Aylardır aynı araçlar standlarda, raflarda dururken arkadaşlar, inat etmenin anlamı yok. Herkesin kirası var, masrafları var. Arkadaşlar, hayat akıp giderken insanların aylık masrafları da var. Lütfen artık inatlaşmayalım. Yani makul yazalım araçlarımızı. Bir sektörü bu kadar sık boğaz etmeyelim. Binici de arabaya binmiş olsun. Siz de aracınızı satmış olun arkadaşlar. Sarı sitedeki arkadaşlarımıza, hatta bu videoyu izleyen herkes mümkünse babasına, amcasına, dayısına, sarı sitelere koyana, galerici akrabası tanıdığı varsa, yani ya artık bir makule çekelim. Bizim elimizde bu yani. Hepimizin elinde. Ya işte piyasa 15 aydır böyle kardeşim. Bu saatten sonra düşer mi? Bu algıyı eğer kırarsak düşer kardeşim, evet. Yani bir miktar, her ticaretin kar zarar kardeştir. Herkes her zaman kar etmez, zarar etmez. Bir kere aracını ucuz satarsın. Bir kere aracından, bir aracından 5.000 lira zarar edersin yeri gelince. Ama bir sektörü kurtarırsın. Çünkü sektörümüz can çekişiyor. Hem alan için hem satan için. Yani bir sürü milyonlarca insan bir senedir parası kenarda, araç alamıyor. Hatta birçoğu arkadaşlar gidip tarla alan, arsa alan, bakın bana neler yazıyorlar. Abi vazgeçtim diyor. Otobüsle minibüs kullanıyorum. Ev aldım, arsa aldım. Bakın bunu da dinleyin. Bu videoyu izleyen galerici veya sahibinden araç satmak isteyen birisi varsa veya işte kenardan ikinci iş, ek iş için araç alıp satan birisi varsa arkadaşlar, bu bir sektör, yani otomobilden vazgeçer bir binici kesimi var. Bir sektör bu durumlara geldi. Elbette ki insanlar, bu işin profesyonelleri var. Kim bunlar? Bayiler ve galericiler. Bu adamların vergiye mükellefler, vergilerini ödüyorlar. Bu işten yatırım yapmışlar, para kazanmaya çalışıyorlar. Elbette ki kâr edecekler. Elbette ki hepimiz yaptığımız işte kâr etmek için yapıyoruz. Kimse sabah kalkıp akşama kadar babasının ayında çalışmıyor. Elbette ki kâr edeceksiniz. Ama arkadaşlar, el insaf yani. El insaf. Artık bu kar olayını geçti maalesef. Üzülerek söylüyoruz ki bu başka bir boyuta geçti. İnsanlar 20 yaşındaki arabaya bir ömür çalışmak istemiyorlar. Bir ömür çalıştıkları arabayı 5 sene binip hurdalığa vermek de istemiyorlar. Son sahibi de olmak istemiyorlar. Bu insanların çığlığını, sesini lütfen duyulsun. Duyalım yani. Yazık günah. 30 yaşına gelmiş bir insan araba almak en büyük hayali olmamalı. 20 yaşındaki bir arabayı almak hiç olmamalı hatta. Yani 20 yaşında bir aracı alıp 20 sene çalışmasını mı bekliyoruz bir insandan? Yani gerçekten yazık, ayıp yani. Hani bazen hani diyorum ya, insan çok şeyler söylemek istiyor. Gerçekten çok şeyler söylemek istiyor. Bir sektörün içerisindeyiz. Ama her şeyi söyleyemiyorsun. Her şey bu ekrandan da söylenmiyor arkadaşlar. Sussan da gönül razı değil bazen. Hani daha da konuşasın geliyor insanın ama hani o da olmuyor. Bu aralar hava sıcaklıkları da düşmeye başladı. Ben de Silivri'ye yakın oturuyorum, Çorlu'da oturuyorum. Ama hani bir miktar konuşabiliyoruz. Ama dediğim gibi gerçekten çok üzülüyorum bu duruma. Takipçilerimizin yazması, yani genç arkadaşlarımız bizleri takip ediyorlar, araç sahibi olmak istiyorlar. Videolar yapıyoruz, videoları izliyorlar. 20 yaşında 200 bin, 250 bin kilometrelerdeki araçları görünce biriktiren arkadaşlarımız var. Bir tane arkadaşımız yazmış, abi işte çalışıyorum, çalışıyorum, biriktiriyorum. Aracı alacak parayı topluyorum. Sonra arabanın fiyatı artıyor. Ben yine çalışıyorum, yine biriktiriyorum. Sonra bir bakıyorum, bu kısır döngü hiç bitmeyecek herhalde diyor.
Çünkü ben hiçbir zaman piyasaya yetişemiyorum. Benim kazancım piyasanın zamlarına yetişmiyor, eşdeğer olmuyor. Yani durum bu. Duymak isteyene durum bu. Gerçek de bu. Ama tabii tuzu kuru olanlar, duymak istemeyenler bu çığlığı, bu feryadı duymuyor maalesef. Arkadaşlar, bu videomuza burada son verelim. Dostlar, bir sonraki videoda görüşelim. Kendinize iyi bakın.